Erzurum'un Çöpüköy ilçesine. Niçin yolculuk ediyorsunuz oraya? Ankara'da sağlık durumu nedeniyle doktora geldim. Doktorda tedavim bitti. Erzurum'a geri dönmem lazım. Bu yolculuğu da tren yolculuğunu tercih ettim. Trenle yolculuğun sizce en güzel yanı nedir? Tren toplu taşıma aracı olduğu için rahat, ekonomik, artı eğer ki bu yolların yapımı biraz daha düzelirse Ankara Erzurum arası 20 saat değil de 10 saate düşülse vazgeçilmez bir ulaşım aracı olur. Babamın hastalığından dolayı hastaneye geldik. Teşekkür ediyorum. İşte o hastalığın tedavisini tamamladık, bitirdik. Çok rahat ediyorum. Çünkü babamın demir yolcu olmasından dolayı küçüklükten beri devamlı trenlerle yolculuk yapıyoruz. Yani çok rahat, hem çok ekonomik, hem de kaza riski çok düşük. Kendimiz daha güvende hissedebiliyoruz trende her açıdan. Dezavantajı var. Dezavantajı trenler hep ayrılıkları hatırlatıyor. İnsanlar sevdiklerinden ayrılıyor genelde. Tamam, şimdi gene sevdiklerimizden ayrılıyoruz. Belki gittiğimiz yerde başka sevdiğimiz insanlara kavuşacağız ama genelde sevdiklerimizden ayrılmayı hatırlatıyor. Nereye gidiyorsunuz? Erzincan. Ne için seyahat ediyorsunuz? Vallahi gittiğim yere araç gitmediğinden dolayı mecbur trenle gidiyoruz. Sizce trenle yolculuğun en güzel yanı? Rahat, kafa dinleme, huzur, nezih bir ortam. Kayak yapmaya. Ben ilk defa tren yolculuğu yapıyorum. Bana hissettirdiği şey şu, daha doğrusu düşündürdüğü söyleyeyim. Bir kere çok ilginç, gerçekten çok güzel manzara. Biraz özüne dönüyor insan herhalde. Daha çok düşünme fırsatı, daha çok yalnız kalma fırsatı yaşıyor. İkincisi, bu arabaların hiç gelmediği yerleri görme fırsatı sağlıyor. Dolayısıyla buraya ancak ya trekking yaparken ya da ne bileyim otobüsle, arabayla gelebilirsin ama trenler gerçekten özgür ruhu silgiliyor bence de. Erzurumluyum da Erzurumluyum. En güzel yanı rahat. Rahat. Çok rahat deniyorum. Tabii ucuzluğu da var. Bize mesela ben 65 yaşındayım, yarı fiyatına gidiyor. Erzurum'a 2 haftalık kısa bir tatil yapmıştım. Onun dönüşünde okulum başladı, okula gidiyorum. Tren yolculuğunun en güzel yanı uyuyabiliyorsun. Benim uzun yol yolculuklarımda sıkıntım olur. Otobüste falan ben uyuyamıyorum. Burada gayet rahat. Koltuklar falan rahat olduğu için vagonlar geniş. Rahat rahat uyuyabiliyorsun. Memleketimiz orası. Ankara'dan geldik. En güzel yanı doğayla iç içe, hani vadiler, akarsular, onları görebiliyoruz. Biraz da rahat yani, otobüse göre rahat, artı ucuz. Memleketim. Bence trenle yolculuğun hiçbir güzel yanı yok. Çileden başka bir yanı yok. Yani gidene kadar anamız dinimiz ağladı. Çok sıkıntılı. Saat sürüyor. Hızlı tren Erzurum'a da, Sivas'a da, Erzincan'a da, o gibi yerlere de gelmesi lazım. O zaman işte tercih edilebilir. Ama
süre açısından sıkıntı yarattığı için yani insanı sıkıyor bayağı. O yüzden otobüs daha iyi trene göre, bana göre. Kalmaya gitmiştik onun için. Eğlenceli, oturması, gezmesi öyle eğlenceli. Ölümce parçalanmaz ki bendeki özgür ruh. Evet, son durak. Ankara civarından geldik. Yani o istikametten geldik Kars'a. Şimdi dönüş yolundayız. Bu bizim ilk tren yolculuğumuz. Bir kere çok rahat. Uyuyabiliyoruz, kitap okuyabiliyoruz. Herhangi bir sarsıntı yok. Kitap okumayı engelleyici ya da öksüren, tıksıran amcalar, teyzeler yok. O çok rahatsız edici olabiliyor. Sonra istediğimiz zaman çay, kahve, yemek. Ve hiç kara tren gibi değil yani. Biz böyle bayağı sesli olacak, gürültülü olacak falan, nasıl bir atmosfer, soğuk olacak diye düşündük mesela. Yani. Bayağı terliyoruz, cam sürekli açık. Kış vakti şu an bu arada. Sonra başka? Trendeyken otobüse göre kitap okuması, gerçi arkadaşım söyledi ama daha rahat oluyor. Ve dışarıyı izlemek daha zevkli diğer ulaşım araçlarına göre. Zaten uçaktayken öyle bir şansımız yok. Ve insan açıkçası melankolik bir hava katıyor. Kaçınılmaz. Güzel bir şey. Asker ziyaretine gidiyorum. Bence tren şu anda bizleri herhalde en çok eskiye bağlayan araçtır. Biliyorsunuz teknolojinin ilerlemesiyle birlikte işte uçaklar, hızlı trenler vesaireler gitti. Ama tren Türkiye'de mazisi çok büyük. Eskiden yani özellikle İstanbul'daki Haydarpaşa Garı işte kavuşmayı simgelerdi. Çünkü daha çok treni kullanırdık. İmkanımız trenlere yeterdi. Bence öncelikle tren geçmişle aramızda olan bir bağdır. Onun dışında tren samimiyettir. Uçakta hiç kimse yanınıza gelip bir poşet börekte böreği size uzatıp işte buyurun yiyin vesaire demez. Ya da yaşlı bir teyze yanınıza oturup nereden nereye gittiğinizi sormaz. Çünkü teknolojinin gelişmesiyle birlikte ulaşım araçları daha az vakit harcamaya başladık. Bundan dolayı bir saatlik bir yolculuk için hatta yeri geldiği zaman insanlar yanlarındakiyle sohbet etmeye tenezzül bile etmezler. Ama tren biraz ucuz olduğu için biraz yani uzun kısa mesafeleri uzun vakitte gittiğinden dolayı biraz ucuzluğu kaynakları. Ucuz olduğu için biraz daha muhabbet sever insanlar trenleri kullanırlar. Bundan dolayı hem geçmişle bağdır hem bir nebze de olsa samimiyettir. Onun dışında tren uçağa göre daha fazla gezmektir. Otobüse göre daha fazla gezmektir. Dağı taşı daha fazla görmektir.
Ankara'da yaşıyorum zaten. Bir doğuya fotoğraf turuna gittim. Bir 15-20 gündür doğudaydım. Erzincan, Sivas, Erzurum, Malatya. Geri dönüyorum artık. Rahat olması, yani belki hani biraz şey, hani süre olarak fazla ama yine de rahat. Hani çocukluğumdan beri trenle gidip geliyorum. Rahatlığına alıştım. Rahat bir yolculuk sunuyor. Sivas Divriği Çaldı köyünde kum çakıl işletme tesislerimiz var. En güzeli yani rahatlık, güvenli bir seyahat. Ne bileyim, kafana göre takılma, işte kafa bulma, demlenme türü restoranımız var. Arkadaşlarımız sağ olsun, herkes iyi. Kars'ta tatil yaptık. Çıldır ve Anne'ye gezi yaptık, üç arkadaş. Uçakla geldik. Ama tatilin bir parçası olarak tatilin bir parçası olarak planladık. Trenle dönüyoruz. Bir kere şu hareket edebilme güzel. İkincisi çok süratli olmadığı için ve çok güzel yerlerden geçtiği için manzarası çok keyifli. Hareket ediliyor, sosyalleşebiliyorsunuz, dinlenebiliyorsunuz. Bir yere bağlı oturmuyorsunuz böyle. Bir sürü sebebi var. Çünkü tren Haydarpaşa'ya kadar gitmiyor. Rahatlığı birincisi, dolaşabilme özgürlüğü, ikincisi manzarası. Başka türlü gitmeyeceğim şehirlere gitmiş gibi hissediyorum kendimi. En azından içlerinden geçiyorum. Tarihten, yakın tarih ve uzak tarihten bildiğim şehirlerden geçtim. Çok hoşuma gitti. Budur. Durnam ne gezersin, ha